Gerici ve dinci bir rejim çabası İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı. AKP'ye yakın dernek ve vakıfların düzenlediği Filistin'e destek yürüyüşünden dönen ve elinde tevhid bayrağı olan şahsa "Siz Arap mısınız?" diyerek yumruk attığı iddia edilen Ege Ağa tutuklandı. Kavgayı gören yurttaşlar ikiliyi ayırmaya çalışırken polisin olay yerine gelmesinin ardından başka bir şahsın da Ege Ağa'ya tokat attığı görüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ege Ağa emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Polisin yanında Ege Ağa'ya tokat atan kişiyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığı ise açıklanmadı. Bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye "Sen Türk değil misin? Hassas zamanlardayız" dedim. Kendisi de bana "İstediğimi taşırım" dedi. Kendisi yanıma gelince ben de kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Olay nedeniyle pişmanım. Herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim. Son gelişmelerin ardından Ege Ağa'nın tutuklanmasına tepki yağdı. Sanatçı Mustafa Sandal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Hilafet bayrağı açmak ciddi bir suç. Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre CHP lideri Özgür Özel, Ege'nin babasıyla telefonda görüştü. Ege'nin durumu hakkında bilgi alan Özel, süreci sonuna kadar takip edeceklerini, tutuklama kararının yanlış olduğunu belirtti. Özel, Ege'nin geleceğinin ve eğitim hakkının siyasi tartışmaların üzerinde olduğunun da altını çizdi. Ayrıca CHP'den yapılan açıklamada Ege'yi cezaevinde ziyaret etmesi için İstanbul Milletvekili Turan Aşkın Özer'in görevlendirildiği bildirildi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet savcılarına seslendi. Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın dedi. Anayasaya başkaldıran, anayasal düzeni yıkmaya çalışan hilafet yanlıları mı tutuklanmalı yoksa daha yaşamının baharında olan ve burası Türkiye Cumhuriyeti diyen Türk genci mi tutuklanmalı? Ya da polisin yanında hilafet bayrağı açarak ona tokat atma cesareti gösteren hilafet yanlısı mı tutuklanmalı? Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Ege'nin babasıyla görüştüğünü açıkladı. Yumruk attığı için tutuklanan Ege Ağa, Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiymiş. Başarılı bir öğrenci olduğu için burs alıyormuş. Ege'nin babası emekli bir subay. Biraz önce kendisiyle görüştüm. Ege'nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. Babası, ancak son günlerde Türk bayrağına, Atatürk'e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı dedi. Üniversite öğrencisi yumruk attığı için tutuklanırken, aracıyla kuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest bırakılmasını kıyaslayan yurttaşlar, yumruk atan tutuklandı, adam öldüren serbest diyerek tepki gösterdiler. Öncelikle herkese merhaba. Yine Silivri cezaevindeyiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in görevlendirmesiyle dün yaşanan olay sebebiyle Ege Akersoy kardeşimizi geldik, Silivri cezaevinde ziyaret ettik. Kendisi gayet iyi durumda. Herhangi bir kötü muameleye vesaire maruz kalmamış. Gayet sağlıklı, gayet iyi durumda. Tabii ki yaşanan olaydan dolayı biraz üzgün ama bunları aşacağına inanıyorum. Elbette dün yaşanan olay sebebiyle bir yumruk atıldı. Bu atılan yumruğu veya şiddeti meşrulaştırmıyoruz. Ancak ortada yaşanan bir arbede var ve arbede esnasında yaşanan bir olay sebebiyle gencecik bir üniversite öğrencisini, gencecik bir kardeşimizi burada Silivri cezaevinde tutuklu bulundurmalarını da doğru bulmuyoruz. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız, takip edeceğiz. Haksız yere tutuklama biliyorsunuz ceza hukukundaki en ağır tedbirlerden birisidir. Bir gencecik kardeşimizle ilgili haksız yere bir tutuklama tedbiri uygulanıyor. Ne bir delil karartma şüphesi var, ne bir kaçma şüphesi var. Bu veya buna benzer hiçbir şüphe olmamasına rağmen adeta hukukun bir sopa gibi kullanılması, genç bir kardeşimizin cezaevinde tutuklu bulunması bizleri de buraya gelmeye sevk etti. Sonuna kadar takipçisi olacağız diyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.